Aslında o Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tartışmalar başladı. Tartışmanın nedeni kayıp trilyon davasıydı. Çünkü Abdullah Gül de kapatılan Refah Partisi'nin kayıp trilyon davasında yargılananlar arasındaydı. Hem özel evrakta sahtecilik hem de siyasi partiler kanunu aykırılık iddialarıyla suçlandı. Ama milletvekiliydi ve dokunulmazlığı vardı. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Hakkındaki soruşturma dosyası da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık Gül'ün yargılanamayacağına karar verdi. Yasal imkansızlık nedeni ile kanıt ve unsurlar tartışılmaksızın soruşturma yapılamayacağına karar verilmiştir denildi. Ama bu karara itiraz edildi ve o itiraz karara bağlandı. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gül hakkında kovuşturma yapılmasına gerek yok kararını kaldırdı. Yani Gül yargılanmalı dedi. Kararını açıklarken de Cumhurbaşkanı Gül için şüpheli ifadesini kullandı. Bu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasalar yönünden dokunulmazlığı bulunan ve yasalarda yargılanmaları istisna kabul edilen kişilerle kıyas yapılarak şüphelinin Cumhurbaşkanı olması nedeniyle milletvekili ve bakanlara tanınan dokunulmazlığının yasa koyucunun Cumhurbaşkanı'nı da kapsadığı yönünde görüşleri hukuktan yoksun, kanunlara aykırı olduğu açıktır. Yani mahkeme kimlere dokunulmazlık tanındığının anayasa ve yasalarda yer aldığını belirtti. Milletvekiline tanınan dokunulmazlık Cumhurbaşkanı'na tanınamaz dedi. Kamu hukukunda kıyas yapılamayacağını da ifade etti. Sadece bu da değil. Mahkemeye göre anayasada boşluk var. Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararında Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişilerin önceden işledikleri suçlara ilişkin anayasada boşluk var dedi. Bu konuda gerekli düzenlemenin de yapılmasını istedi. Sayın Cumhurbaşkanı. Gül'le ilgili karar bu. İtiraz üzerine verildiği için de kesin nitelik taşıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Gül'ün avukatları kararı Adalet Bakanlığı'na götürebilir, kanun yararına bozulmasını isteyebilir. Bu durumda Adalet Bakanlığı Yargıtay'a başvuracak, son sözü de Yargıtay söyleyecek. Ama son sözden önce tartışma başladı. Meclis Başkanı Köksal Toptan konuştu. Bana göre Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı makamını işgal ettiği müddetçe en az milletvekili kadar dokunulmazdır. Cumhurbaşkanı sıfatı taşıdığı sürece yargılanması bana göre mümkün değil dedi. CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suaoka ise Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında verdiği karar uyarınca Gül yargılanacaktır diye konuştu.